Çok muhterem kıymetli kardeşlerimiz, sohbetimizin bereketi için üç ihlas bir Fatiha okuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek pak ruhu tayyibelerine, Ehl-i Beyt'in eshab-ı enbiya-i saadat-ı cümle geçmişlerimizin hasaten mazlum Müslümanların, Gazze şehitlerinin ruhu şeriflerine, yaralıların şifasına, gazilerin şifasına, ümmet-i Muhammed'in selametine, düğünü yaptığımız yavrularımızın yine huzur ve saadetine üç ihlas bir fatiha Allahümme <laughs> selim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim. asrata Muhterem kardeşlerimiz, Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamd ve şükürler olsun. Rabbimizin lütfuyla bir Ramazan-ı Şerif, bin aydan daha hayırlı olan bir Kadir gecesini idrak ettik. Cenab-ı Hak keremiyle kabul buyursun inşallah. Cenab-ı Hak tekrarını tekrar tekrar nasip eylesin inşallah. Ramazan-ı Şerif ihmallerimizi telafi etme mevsimiydi. Neticesinde Rabbimiz bir bayram ikram ediyor. Bayram takva mevsimi Ramazan'ın mani bir şahadetnamesi mahiyetindedir. Fakat esas olan Ramazan'ın faziletini aldığımız gönül feyzini ömrün bütün safhasına yaygınlaştırmak ve son nefesimizi bir bayram haline getirebilmek. Cira Cenab-ı Hak velatun bütün ilaventun müslümün ancak müslümanlar olarak can verin sakın başka türlü can vermeyin buyuruyor. Hatta Rabbimiz ayet-i e son nefesi iman selameti veren bir kulun kıyamet günü yaşayacağı bir bayram sevincini bildiriyor. Hakka suresinin 16. 20. ayetinde kitabı sağ tarafından verilen yani cennet yolcusu olan kişi diyecek ki alın kitabımı okuyun diyecek. Sevincinden nasıl bir genç bir diploma gösterir. Alın kitabımı okuyun. Doğru ben hesabımla karşılarım zaten biliyordum der. Tabi bu nedir? Bir takva hayatının getirdiği bir bereket. İnşallah Rabbimiz bizde de böyle bir sevinç yaşamayı ihsan eder. Cenab-ı Hak okunan ayet-i kerimelerde bir cennet yolcusunun vasfını bildirir bize. Fussilet suresinin 30 ve 36. ayetlerin arası okundu. Burada Cenab-ı Hak bu yöreki ki ayette şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip yani her halimiz Allah rızası istikametinde olacak. Kendimiz daima muhasebe halinde olacağız. Sümme istekamı sonra Resulullah Efendimizin izinde yürüyenler. Yani nasıl izinde yürüyenler? Bir gövdenin gölgeyi olan sadakati gibi. Melekler onlara iner. Onlar derler ki melekler korkmayın, üzülmeyin. Size vaat eden cennetlerde sevinin derler. Bu üç yerde olacak. Üç tane zor zaman tefsirlerde bildiği bir son nefes. Yani ruhun bedeni terk ettiği an. İkincisi kabre giriş, bir gurbet alemine giriş. Üçüncüsü ahirette kalkış. Tabi hepsi bunlar zor anlar. Bu zor anlarda melekler yardımcı olacak da Cenab-ı Hak lütfuyla. Yine Cenab-ı Hak dost olan kullar için lahafun alehum velahim yasunun onlar korkmayacaklardır, üzülmeyeceklerdir buyuruluyor. Yine melekler diyorlar ki ayetin i devamında biz dünya hayatında da ahirettesin sizin dostlarınız diyecekler. Demek ki biz ne kadar bir takva hayatı yaşarsak melekler bize dost oluyor. Gafur ve Rahim olan Allah'ın ikramı olan o sizin içinin canının çektiği her şey hazırdır buyuruluyor. Yani melekler bir de bize böyle bir müjde verecektir orada. Yani bu üç fasılda ayrı bir tesellide bulunacaklar o zor zamanlarda. Ayet-i Kerim'in devamında müminler nasıl bir istikamet isteniyor burada? Burada Cenab-ı Hak buyuruyor ki, insanı Kur'an ile Allah'a çağıran, yani Kur'an'la yaşayan, Kur'an'la tebliğ eden, Kur'an'la hemhal olan kişi ve ameli salih, amelen salih, amelleri salih olan, yani bir huşu ile amelleri ifa eden, ben Müslümanlardanım diyen, yani bir İslam şahide, İslam karakterini temsil eden kişiden kimin sözü daha güzeldir buyuruyor. Demek ki Cenab-ı Hak burada bu yukarıdaki ayete bahsedilen kişinin dünyevi durumunu Cenab-ı Hak bildiriyor. Sonra bir ahlak kaidesi bildiriyor. Ahlak basımız nasıl olacak? Orada Cenab-ı Hak diyor ki iyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel bir şekilde önle. Yani sana birisi yanlış bir iş yaptı, yanlış bir söz söyledi. Sen onu en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arada düşman olan kimse sanki candan sana bir dost İşte Yusuf Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hak misalini veriyor. Kardeş ona her türlü zulmetti, kuyuya attılar vesaire. Babalarından mahrum ettiler Yakub Aleyhisselam'dan. Yusuf Aleyhisselam senelerden sonra karşılaşınca gıda almaya geldiler. Orada Yusuf Aleyhisselam'ı tanıdılar. Dediler ki Allah seni hakikaten bizden üstün yaratmış dediler. Yusuf Aleyhisselam dedi ki eskileri başa kalkma Ben onu unuttum Üzerine bir şal attım dedi. Yolda göster Allah merhametlerinin en merhametlisidir dedi. Yine aynı şekilde Resulullah Efendimiz tam Mekke fethi kısas yapılacak zamanda benden ne arzu ediyorsun dedi Mekke'li müşriklere. Sen muhterem kardeşler. Efendim ben dedi Yusuf'un size şey, dediğim aynı söylüyorum. Bugün eskileri başa kalkma yok, kısas yok vesaire yok. Hemen hemen çoğunu Müslüman oldu. Demek ki bir Müslüman daima bu İslam karakter, İslam şahsiyetine tabi bu bir safhası biliyor hayatı. Fakat hayatın her safhasını temsil etmesi oraya. Sonra ondan buna güzel davranış ancak sabredenler kavuşturulur. Bak Yusuf Aleyhisselam belki 20 25 sene sabretti. Resulullah Efendim 20 sene sabretti. Demek ki sabır çok mühim. Ancak buna hayırdan büyük nasibi olanlar kavuşturuluyor Cenab-ı Hak. Tabi bu hayır işlerinde peşimizde daima musallat şeytan var. İmtihan olduğumuz için var. Meleklerde yok bu. Onun Cenab-ı Hak eğer diyor şeytandan gelen kötü bir söz, kötü bir hal seni tahrik ederse festayız billah Cenab-ı Hakk'a sığın buyuruyor. Yani şeytanın daima musallat olduğunu unutmamak. Cenab-ı Hak hac ibadetinde de vacip olan şeytan taşlamayı bize bir örnek olarak gösteriyor. Onun evzu billahi min racim diyoruz. Daima sağımızda solumuzda iki melek var. Peşimizde musallat şeytan var. Ne kadar efsane arzuları bertaraf edersek, ruhaniyet kazanırsak o kadar şeytanın musallatından kurtulmuş oluruz. Ne yapmalı, nelere dikkat etmeliyiz? Ramazan-ı Şerif'in ve ruhaniyetini bütün bir seneye yaygınlaştırabilmek. Evvela orucun sabrını ve riyazatını bütün zamanı taşımaya gayret etmek. Böyle yapabilirsek nefsimizi oburluktan, israftan, ihtirastan, öfkeden, kötülüklerini koruyabiliriz. Ruhani hayatımız inkişaf eder. Ramazan'ın riyazat halini devam ettirmemiz yani orada biliyorsunuz, malum helalleri bile asgari de kullandık. Rahmetli pederimiz babam Musa Efendi şöyle buyurdu talebelerine evladım derdi. Mutlaka riyazat halinde yani iktisadı riyat ederek yaşayın. Allah'ın verdiklerini yine Allah için infak eder. Allah sana ne verdi? Niye verdi? Demek ki bu bir imtihan vesilesi. Onu Allah yolunda infak edin. Riyazat halinde üç aylara, Ramazan'a mahsus olmasın. Onu hayatımın her safhasına yayın ve ihtiyaç fazlasını Allah infak edin. Yani bir der, şu misali ver, bir insan sarayda yaşasa yine iktisat dikkat edecek. Cenab-ı Hak kulul af buyuruyor, fazlasını ver diyor, onu infak edecek. Eğer ihtiyaç fazlasını Allah infak etmezse, eğer verdiği nimetlere karşı nankörlük ederse, o bir felaket. Unutmamak lazım ki, infak edilmeyen nimetler, ziyan edilmiş demektir. Çöp tenekesine düşen pırlantalar ne kadar hazindir. Ziyanlar nimetlerin de hesabı çok ağır birer ahiret ve balidir. Zira Cenab-ı Hak temen yapmamış kâle zerreden hayran yara hemen yapmamış kâle miskal zerreden şerren yara buyuruyor. Zerrelerin hesabıyla karşılaşacağız. Birçok şey unuttuk. Geçti gitti. Onlar hepsi karşımıza çıkacak. Kitabını oku bugün nefsine kâfidir diyor. Onun için istiğfara devam, istiğfarı bırakmamak. Ramazan-ı Şerif kulu Allah'tan uzaklaştıran bütün günahlara karşı sabır ayıydı. Sabır mümin için her zaman her hususta gerekli. İbadette devamlı için sabır. Seherlerde devamlı için sabır. Nefsani arzulara karşı sabır. Bela musibetlere karşı gönüldeki hamd, şükür ve rıza halini zedelememek için sabır. Cenab-ı Hak sabredenlerle beraberdir ve sabredenler müjdeler olsun buyuruyor. Varlıkta, zenginlikte, nefsani arzu ve temayülün arttığı bol imkanlar içinde gaflete dalmamak, ayağının kaymaması için sabır. En mühim sabır burada. Çünkü varlık insanı Allah korusun perişan eder. Bunu Kasa Karun'da görüyoruz, Bağlum bin Baro'da görüyoruz. Onları maddi mani varlıklar ömürlerini felakete götürdü. Salebe vardı, salebe de aynı durumdaydı. O da Efendimiz'in bir ara arkasında namaz kılardı. Yani varlıkta şımarmamak, yoklukta bir üzüntü duymamak, bir hüzün duymamak. Ya Rabbi senden diyebilmek. Yetekim Süleyman Aleyhisselam gelmiş geçmiş bütün insanlardan daha zengin kıldı Cenab-ı Hak. Bütün gelen ümmetin muhine fakat hiçbir zaman bu zenginlikte mağrur olmadı, ben demedi dünya nimetlerine kalbini işgal etmesine asla müsaade etmedi. Daima nimetlerin asıl sahibi Cenab-ı Hakk'a şükretti. Kullara da devamlı infak halinde bulundu. Emri bir maruf ve nehi alim münkerde bulundu. Cenab-ı Hak ona nimen ab diyor. Süleyman ne güzel bir kuldu buyuruyor. Demek burada ne gibi varlık şımarmamak, Allah yolunda gayretleri arttırabilmek ve güzel bir kul olabilmek. Yine Cenab-ı Hak Vel fecr gafilin durumunu bildiriyor. Biz de ona imtihan olarak diyor, mal mülk veririz diyor. O da şımarır diyor. Allah bana ehimmet verdi ki mal mülk verdi derdi. diyor. Onun farkında olmaz. Onun altındaki ayette de o da Allah bize vermedi demek ki bizi önemsemedi der diyor. Bunlar hepsi bir gafletin ifadesi. Kul haline razı olacak. Ya Rabbi senden razıyım diyecek her fasılda. Resulullah Efendimizin başından bir insan olduğunu geçe bütün hadiseler geçti. Varlıkta geçti, yoklukta da geçti. Daima en mühim bir tesellide bulunuyordu. Hepimiz için bu teselliye ihtiyacımız var. Allahümme la aşe illa ayşul ahire buyuruyordu. Yani varlıkta şımarmamak için esas hayat ahiret hayatıdır. Yoklukta yüksünmemek için de la ayşe illa ayşul ahire esas hayat ahiret hayatıdır. Resulullah Efendimiz bu minval hayat hayatını devam ettirmek istiyor. Yoksunlukta da yoklukta da Cenab-ı Hak Eyüp Aleyhisselam misal veriyor. Daima bir şükür halindeydi, sabır halindeydi. Cenab-ı Hak Nimel Abdü Eyüp diyor ne güzel bir kuldu buyuruyor. Tabi Resulullah Efendimiz de ikisinde zirvesi vardı. Velhas yoklukta sabırların zorlandığı, fakirlerin küfre yaklaştığı hengamda itikadı sasmamak haram yollara tevessül etmemek, şikayeti unutmak için sabır. Diğer bir husus, dikkat edeceğimiz, ramazan şey Şevk tutarken gösterme helal gıdadan dahi sakınmak, riyazat halinde yaşama vardı. Yani helal gıdayı bile asgaride kullanıyorduk. Bu hassasiyeti sahir zamanlara da bütün haram, mekruh ile karşı gösterebilmemiz icap ediyor. Ramazan şuuru bizde devam etmiş olur. Bu o kadar hassas bir durum ki Abdülhalik Gecdevani Hazretleri'ne, Allah dostlarından silsileden Hz. Ali selam bunu ziyarete geliyor. Abdülhalik Gecdevani Hazretleri ikram ediyor. yemiyor. Hz. Ali selam diyor bunlar helaldir diyor. Niye yemiyorsunuz? Evet diyor helaldir ama diyor bunu pişirenler de öfkeyle pişirmiş diyor. Gafletle pişirmiş diyor. Yani yediğimiz her gıda bizi manevi hayatımıza müsved ve da menfir tesir ediyor. Onun için pişirenin abdesti olması vesaire olması bunun için mümkün mertebe evimizde bu işi halletmemiz lazım. Dışarıda olanlarda abdestli mi değil mi ne şekilde gafleti nasıl o inikas ediyor. Merhum Üstad Sami Efendi Hazretleri sohbetlerinde mukalemun diye bir hayvanı misal verirdi bu hayvanın rengi yoktu derdi. Bu hayvanı neyin üzerine koysak rengini alırdı. Onun için bu ihtilatlara çok dikkat etmemiz icap ettiğini. Mevlana da Mesnevi'sinin şerhinde bir misal veriyor buna. Bakın diyor suyun rengi yoktur diyor. Suyun rengi diyor göklerin rengidir diyor. Bakın suyu denizlere diyor daima göklerin güneşin rengine göre renklenir diyor. İşte bir mümin de diyor, nefsane arzulardan sıyrılacak diyor. Sıbbetullah, Allah'ın rengiyle boyanacak diyor. Halis bir mümin yüreği meydana gelecek bu şekilde buyuruyor. Yani Ramazan'dan sonra da bütün haramlara, mekruhlara, kerahatlere karşı ruhen oruçlu halinde son nefese kadar ruhen bu orucu bozmamamız. Rasûlullah Efendimiz helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasında bir takım şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu bunlardan gafildir. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve ırzını korumuş olur. Kim de şüpheli şeye düşerse harama düşmüş olur. Buyurun. Ve bilhassa kazancımıza çok dikkat etmek icap ediyor. Hangi meslekte olursa olalım. Yine ben Hazreti Mevlana'dan bir misal vereceğim. Birçok hadiselere İbretlik şeyleri hikayelerde anlatır. Hindistan'da bir yılan oynatıcısından bahseder. O daha çok zengin olmak için dağa çıkar hikayesinde değişik bir canavar bulayım da halkı bir teşvik edeyim, daha çok para kazanayım der. Daha çok zengin olayım der. Çıkar da karlı bir dağ. Koca bir ejderha görür, bir yılan görür. Fakat bu ölmüş olsa da der, ben halkı toplarım der. Halk da eşyatta gelir, buradan beş on kuruş alırım der. Tabi o canavarı kaldır ama üzerine bir halı yiter. Boyunda bir ip bağlar, çeke çeke şehre kadar getirir. Şehirde tellallar şey yapar, bir canavar geldi gelin diye. Fakat şehire geldiği zaman güneş yavaş yavaş ısıtır. Ölmüş zannede donmuş hayvan ısınır. Hemen birden bir ısınama kalkar, sahibini yutar. İşte der, İhtirasın getirdiği netice bu. Velhasıl Cenab-ı Hakk'ın verdiği takdire razı olabilmek, ihtirastan kendimizi koruyabilmek. Velhasıl ağzımıza giren lokmalara, ağzımızdan çıkan her kelimeye dikkat etme durumundayız. Çünkü hepsi karşımıza çıkacak. Dilimizi bilhassa dedikodu, gıybet, nemime, malayeni sözden korumamız icap ediyor bu şekilde oruca devam etmemiz icap ediyor. Yine oruçluyken ağzımıza gıdalara kapattığımız gibi gönlümüzü de her zaman nifak, riya, ucup, gurur, kibir, şükürsüzlük, haset ve ihtiraslara kapalı tutmalıyız. Gözümüzü haramlara, Allah'ın yasak kıldığı görüntülere kapatmalıyız. Yanlış vitrinleri seyretmeden korumalıyız. Yine beraberinde bunun kimsenin haline de dikkat etmeliyiz. Yani kulağımızı, gözümüzü Kur'an-ı Kerim'in hoş görmediği bütün çirkin görüntülere ve seslere ve boş sözlere kapalı tutmalıyız. Yine Ramazan çevrinin devamı, sahurlardaki uyanıklığı bütün seherlere yayabilmek. Yani tevcüt, zikrullah, dua, istiğfarla müzeyyen bir seher alışkanlığını kazanabilirsek, Ramazan'ın gönül feyizini ruhumuzda korumuş oluruz. Zira her gece değerlendirmesi bilene Cenab-ı Hak hususi bir yakınlık vesilesi. Cenab-ı Hak davet ediyor. Ve müstafirin bir eshar buyuruyor. Sellerde istifar ederler buyuruyor. Muafiyet kapısını açıyor. Efendimiz seherlerde hep uzun uzun bir namaz Çok uzun Bakara, Ali İmran devam ederdi. Ve gözyaşları secdeyi ıslatırdı. Tabi bu çok yıldızlardaki ölçü de biz seherleri uyanık geçirmeye gayret etmemiz zaruri. İlahi rahmet daima tecelli halinde. Mühim olan her an o rahmete ulaşabilmek, vesilleleri arayış halinde bulunabilmek. Yine diğer bir husus Ramazan'da, terafilerdeki camiye koşma azmini, serim cemaate devam etme aşkını döndürebilirsek, Ramazan şey mana iklimini gönlümüzde her zaman daim ve taze tutmuş oluruz. Zira Cenab-ı secdeye bir yaklaş buyuruyor. Cemaatle namaz kılmaya nasıl bir emmet göstermek gerektiğini efendimizden bir misal. Efendimiz cemaate geldiğinde şöyle bir gezdirirdi gözünü. Gelmeyen ne var, gelmemi sebebini sorardı. Hastaysa ziyaret ederdi. Seyahatte ise dua ederdi. Eğer bir mazeret gelmemişse onu ikaz ederdi. İbn Mektum amaydı. Resulullah Efendimiz de ya Resulullah dedi. Ben amayım dedi. Gözlerim görmüyor dedi. Benim mescide gözde kimse de yok dedi. O dedi haşerat da var dedi. Ben dedi evimde namaz kılsam olur mu dedi. Efendim bir müddet sükût etti. Sonra bu yüzden hayale salayı hayale felâ duyuyor musun dedi. Duyuyorum ya Resulullah. O zaman devam et dedi. Sürünerek olsa yine devam et dedi. Bak elhamdülillah şimdi memleketi baktığımız zaman her yerde ezan sesi. Demek ki bugün de o biz Resulullah Efendimiz'i ne kadar razı edeceğiz. Resul ne bu el meru men ahabbe -e ki sevdiyle beraberdir buyuruyor. Demek ki hayatımızın her safhasını Allah Resulü'nün hayli mizan etme durumundayız. Şu da bir bizim için ibretli bir hadise. Ayşe validemiz naklediyor. Sallallahu aleyhi hastalığın şiddetlendiğinde kalkamadı. Eshabım namaz kıldı mı diye sordu. Hayır ya Resul, sizi bekliyorlar dediler. Öyleyse benim için su hazırlayın dedi. O suyu dökündü. Kalktı fakat tekrar takkasına yere çöktü. Bir müddet sonra yine Efendimiz ne kadar eshabına düşkün. Ne kadar namaza düşkün, ne kadar cemaate düşkün. Eshabım namaz kıldı mı buyurdu. Yok ya Resul, sizi bekliyorlar dedi. Tekrar su istedi. Aynı oldu. Üçüncü sefer tekrar sordu. Yarın bekliyorlar dedi. Yine bu üçün tekrar su ısıttı. Efendim suyu dökündü. Bir konuda amcası Abbas geldi radıyallahu anh. Bir konuda Hazreti, Hazreti Ali radıyallahu gördü. Abbas radıyallahu anh, devamlı mihraba kadar devam etti bir konuda. Sahibi de üçer adım, üçer adım teberrüken koluna girdiler. O şekilde Efendimiz mihraba kadar gitti. Ebu Bekir Efendimiz'e işaret etti. Ebu Bekir Efendi namazı kıldırdı. Ben burada neyi görüyoruz? Rasûlullah Efendimiz'in namaza karşı, cemaate karşı bir hassasiyetini görüyoruz. Yine Ramazan'da mukabeleler okuyup, kuran ı Kerim ile ünsiyetimizi arttırdığımız gibi, sonraki aylarda kuran ı Kerim iklimi yaşamaya devam edersek, Ramazan mana ve mahiyetini gönlümüzde devam ettirmiş oluruz. Yine sadaka ve infaklar, Hayat bu Cenab-ı Hakk'ın rızasına nail olabilmek için her daim açık bir kapıdır bize. Tabi biz bu sırf parayla değil, her şeyle infak. Ramazandaki zekat, fitre, sahil infakla ifade edebilme heyecanını diğer zamanlarda, diğer aylarda da sergileyebilmek. Cimrilik, kodganlıktan sakınıp Allah yolunda cömertçe hizmet ve fedakarlıkla bulunabilmek. Fakir fukarayı unutmayıp bilhassa onları kendimize zimmetli olduğunu idrak edebilmek onları şefkat ve merhameti arttırabilmek. Zira fukara dört mevsimde var, yalnız Ramazan'da değil. Ramazan'ın rahmet iklimini devam ettirmiş oluruz o zaman. Çünkü Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Günahları ben affederim diyor. Ye uzu sadakat, sadakaları ben alırım buyuruyor. Yeni mecazi olarak hadisinde buyuruluyor. Sadaka diyor baştan Allah'ın eline geçer mecazi olarak. Allah'ın elinden fukaranın eline geçer. Bana verdi, ona vermedi. Demek ki o bana zimmetli. Ben onun boşluğunu telafi etmeye mecburum. Bir mümin bu idrakin içinde olacak. Onun Hazreti Ömer radıyallahu anh devlet işi bittiği zaman matemlerin civarında dolaşıyordu geceleri. Bir sessiz feryat var mı? Bir garip, bir muzdarip var mı? Yarın o benim hesabıma mı girecek? Yine Zeynel Abidin Hazretleri, Sadat'tan. O da vefat edip yıkanırken baktılar, sırtında yaralar var. Allah Allah dediler. Demek ki dediler, Hazret, hastalık var, yok dedi, yakında olan. O değildi, o sırtta kimseyi görmeden çuvallara yüklenir, kapılara bırakır, oradan ayrılırdı. Hatta fakirler o sabah baktılar kapıda bir şey yok. Herhalde dediler bu gece Zeynel abi Nazer vefat etti dediler. Diğer bir husus. Günahlardan uzak durup nefis ve şeytanın desilerine karşı daima teyakkuz halinde bulunabilirsek Ramazan'daki kalbi rıkatimizi kaybetmemiş oluruz. Niye cenab Hak, okunan ayette Cenab-ı Hafız'ın okuduğu ayette eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni tahrik edecek olursa Festez billah <laughs> Cenab-ı Hakk'a Demek ki şeytan bir musallat. Vesvasil <laughs> hannas. Bir çimdik atar geçer. Namazda da öyle. Her zaman öyle. Daima şerre teşvik eder. Şeytanı hayat boyu taşlayacağız. Evzu billah min şeytanlar acım diyor. Şayet gaflete düşersek Allah korusun o zaman şeytan bizi taşlar. Bize biliyorsunuz haçta şeytan taşımak vaciptir. Demek ki bize o şeytan taşlamadan gelen talimat, hayatın her safında şeytan musallat, amel-i salihler taşlayacaksın. Eğer amel saat taşlayamazsan, Allah korusun yanlış durumlarda olursan, gaflet, dedikodu vesaire şu bu, o zaman şeytan seni taşlıyor demektir. Günahların artıyor ve kul hakkına giriyorsun. Hakka kulluk, Adem mevsimlik bir iş gibi belli zamanlar has bir vazife değildir. Bilakis ömür boyunca ifade bir gönül borcudur. Ayet-i kerimede buyuruluyor. Hicr suresi 99. ayetinde ve sana yakın ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Rabbine kulluk et ölüm gelinceye kadar. Yani ben bu kadar yaptım, bu kadar hayır, hasenat, namaz, oruç, hacim, talebe vesaire yok Cenab-ı Hak arada fasıla istemiyor. Feyza feravte fen sab ve ila rabbika farqab buyuruyor. Bir bitti, ikinciye koşacaksın. Yine efendimiz buyuruyor. Amellerin Allah Teala en sevini az da olsa devamlı yapılanıdır. Dolayısıyla Ramazan terbiyesiyle kazandığımız manevi kıymetleri Ramazan'dan sonra da kaybetmemenin gayretinde olmalıyız. Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyor. Yaptığın salih amel gösterdiği emniyetten daha fazlasını onun kabulünü korunmasını gösterin. Şimdi düşünce şimdi Resulullah Efendimiz Ramazan'da günahlar silinir buyur. İşte kul hakkı vesaire şu borçlar kalır buyur. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlı. 80 küsur seneden. Fakat şunu unutmayacağız ki Allah'ın rahmeti fakat hepsi de bütün amellerimiz kabule muhtaç. Ben yaptım kabul ol cennetim o yok o. Daima kabulü için de Cenab-ı Hakk'a dua edeceğiz kabulü içinde birçok yanlış hareketlerden, yanlış sözlerden, yanlış hallerden kendimi koruyacağız. Buyurlu ki bu Medine'deki cuma hutbesinde dinlemiştim hatipten. Ramazandaki ibadetlerinizin kabulünün delili yani benim Ramazan geçirdim kabulün delili Ramazandan sonraki hal ve istikametimizdir. Mualla bin Fadıl r.a anh söylüyor. Selefi Salih'in yani Efendimiz'in yolunu takip edenler, Cenab-ı Hakk'a altı ay kendi Ramazan'a ulaştırmasını dua ederlerdi. Geri kalan altı ayda idrak ettiği Ramazan'ın kabul buyurması için dua ederlerdi. Bir de inşallah Ramazan-ı Şerif'i in o güzel haline devam ettirebilirsek inşallah, Cenab-ı Hak lütfuyla, keremiyle, ikramıyla, ihsanıyla kabul buyurur inşallah. Sahabeyi en mutlu eden husus, Rasûlullah Efendimiz'in gönlünde bir yer edinmesidir ona daima yakın olabilmekte. Yüz binlerce hadisin içinde esabı sevindiren en mühim hadis-i şerif el meru -me men ahabbe -e ki sevdiğiyle beraberdir buyurdu. Hatta bu hadis-i şerifin zuhuru da şöyle oldu. Sevban vardı bir rivayette, başka rivayetler de var. Sevban'ı bir gün efendimiz mahzun gördü. Sevban'ın dünyaya belki dikil taşı bile yoktu. Sevban dedi, "Niye mahzunsun?" dedi. "Seni bu kedere sürdüren bu hal nedir?" dedi. Başındaki dert nedir dedi. Selman dedi ki ya dedi. Burada dedi, seninle beraber olmaktan halden hale geçiyorum. Büyük bir lezzet içindeyim. Eve gidiyorum hasret duyuyorum. Yine düşünüyorum ya ben sizden evvel intikal edeceğim. Ya siz bizden evvel intikal edeceğiz. Ben bu ayrılığa nasıl dayanacağım? Ahirette peygamberin zirvesindesiniz. Ben ise nerede orada savrulacağımı bilmiyorum. bu hali düşünün halden hale geçiyorum. O zaman Resulullah Efendimiz buyurdu ki Selman dedi, üzülme dedi. El meru ehabe ahabbe. Ki sevdiğiyle beraberdir. Demek ki bir mümin gövdenin gölgeyi olan sadakati gibi Resulullah Efendi beraberliği. Her zaman Allah da bilmiyorum da olsaydı bana tebessüm eder miydi? Yani düşünmek lazım ki bir yerde gövde, bir yerde gölge gidemez. İkisi birbirine yapışıktır gölde ile gövde. Eshab-ı Keram bu şekilde bir yaşama efendimize daima yanında bir efendi e hasret duyarlardı. Tabi bu neye bağlı? Takvaya bağlı. Efendim yakından tanımaya bağlı. Eshab-ı Keram efendi şahsında insanlıkta bir abide gördü. Ahirette onunla beraber olabilmek için canlarını, mallarını sevesi ve bezdette cömert çağırdılar. Gerek ibadette, gerek muamelatta İslam büyük aşk ve vecd içinde yaşadılar. Bu aşk ile İslam'ı dünyanın dört bir tarafına taşımanın gayretinde oldular. Çin'e, Semerkant'a, Keyravan'a, Afrika'ya bütün bunları kendilerine en büyük nimet o Çünkü giderlerken o yolculuklarda hep sinirlerine Rasûlullah Efendimiz'i taşıdılar. Onun hasreti, Efendimiz'in hasreti, ashâb-ı büyük bir enerji oldu. Efendimiz buyuruyor ki yine, ''Benim ümmetim bereketli bir yağmur gibidir.'' Başı mı, sonu mu da bilinmez. Yani başı da rahmettir, sonu da rahmettir inşallah. Fetih Suresi'nin 29. ayeti var. Cenab-ı Hak bizlere Allah Resulü'nün yanında olanları bildiriyor. İster asıl saadet de ol, ister şimdi ol, istersen bundan dünyanın ömrü varsa 100 sene sonra ol. Burada şu yani efendimizin yanında bulunanların vasfı ben de efendimizin yanında mıyım değil miyim? Muhammed Resulullah'tır buyuruyor. Allah'ın Resulüdür. Bize cenab en büyük nimet ver bunun idrak içinde olabilmek. 124 bin küsur peygamberin en yücesini bizi meccanen bedel ödemeden ümmet kıldı. Yani gerçek tahsil efendimizi yakından tanıyabilmek, efendimizi okuyabilmektir. İnsan gönül verdiğini meftun olur ve hayran olur. Muhabbet akışının içinde sevileni, hali sevilene intikal eder. Bu sebeple Efendimiz sevdiğimiz ölçüde üsve-i hasene olan güzel ahlak ile hal ve davranışı akseder. Sahibi onu tanıdı, yakından tanıdı. Onu okudu, onu muhabbet duydu, onun edebiyle edeplendi. Muhabbet, adaba vesile oldu. Neticede faziletli bir medeniyet inşa etti. Demek Efendimiz'in yanında bulunanlar, en mühimi imanları korumak gelen ayette. Veldezil me ve eşit tahiller küfar. Beraberinde bulunurlar İslam'dan bir taviz vermezler. Küfre karşı, kafirlere karşı çetindir. Daima İslam'ın şeref, hazretini, izzetini korurlar. Eshab-ı Kiram efendim beraber olmak için daima şu ayetin muhtevasını yaşadılar. Gayrı mağdubi aleyhim ve'l-dallin. Dalalettekilerden uzak oldular. Bilhassa bugün evlatlarımızı kendimizi koruduğumuz gibi evlatlarımızı da koruma mecburiyetindeyiz. Bir Müslüman küffara karşı daima şedid olacak. Kafir müşriklere asla benzemeyecek. Kılı, kıyafeti, davranışları hiçbir şey benzemez. Eğer belirse ne olur? iman zarar görür. Hiçbir zaman İslam'dan taviz vermeyecek. İşte bugün onu görüyorsa işte Gazze'deki Müslüman hiçbir taviz vermiyor canlı, malını, evladını hepsini feda ediyor imanını koruyabilmek için. Efendimiz vefatından evvel Bâkî kabristanına gitti. Orada vefat edenler, ehli i Allah'ın selam üzerine olan ey mü'minlerin diyarının sakinleri buyurdu. İnşallah bir gün biz de size katılacağız buyurdu. Ondan sonra kardeşlerimi ne kadar da özledim buyurdu. Onları ne kadar da özledim buyurdu tekrar. Eshâb-ı kirâm, biz senin kardeşin değil miyiz ya Resulullah dediler. Efendimiz sizler benim hesabımsınız. Kardeşimize henüz gelmemiş olanlardır. Benden sonra gelecekler de buyurdu. Bunun üzerine eshab-ı kiram ümmetinden henüz gelmemiş olanları siz nasıl tanıyacaksınız o kıyamet günü o mahşerde? Allah Resulü İsa'dır. Diğer taraftan hadisin devamında ya işlerinde bazıları yoldan çıktıkları için yani mücrim mutluları için yabancı develerin sürüden uzaklaştığı gibi benim havuzumdan da kovulacaklardır onlar. Ben onları buraya gelin diye nida edeceğim. Bana denilecek ki onlar senden sonra hallerini değiştirdiler. Senin ümmetin takip etmeye başka yolları saptı takip edeyim. Kimler gafillerin yollarına düştüler. Velhasıl uyanık olmak lazım. Ee, Cenab-ı Hakk'ın bize bu nimetini Cenab-ı Hak sümmelüs <laughs> annenim, bu verdiğim nimetler nasıl olacaksın buyurdu. Ben onlara uzak olun, uzak olun diyeceğim o gafillere buyuruluyor. Yani hadislere işte baktığımız zaman cahiliye zaman yaşan zorluklar kıyamet kadar zaman zaman devam edecek. Onun için bugünkü yapılan hizmetler çok mühim. Bir zaferin şerefi, onu ulaşmak için katlanılan meşakkatler nispetinde büyüktür. Bir zaferin şerefi ona ulaşmayacak katlanılan meşakkatler nispetinde büyüktür. Büyük zaferler hep büyük fedakarlığın ardından gelir. Allah yolunda çekilen çileler de kul için ahiret ada bir şeref madalyası olacaktır. Ancak bu meşakkatlere maruz kalmak kula aziyet ve hiçliğini hatırlatır. Cenab-ı Hakk'a daima iltica ve yakınlık halinde olmanın gayreti içinde olurlar. Muhammed Esad Erbilî Hazretleri Allah yolunda çile ve meşakkatlere sabırla tahammülün. Manen tekamül vesilesi olduğunu ne güzel ifade eder. Şiirinde der ki, Aşk gülistanı yolunda dikenden korkulmaz. Ben her diken yüzden yüzlerce gonca toplarım. Dervişlik bostanında ızdıraptan zevk alırım. Yastığımı dikenden yaparsam rüyamda gülü görürüm. Nasıl ki beldeleri gaza orduları fethederse, Gönlüleri de hidayet ordusu olan tebliğ ve irşat askerleri fetheder. İlahi hakikatleri insanlara ulaştırıp kalplerini vahiy ile buluşturma hizmeti en büyük cihattır. Bugün en çok muhtaç olduğumuz da o marifetullah. Allah kapte talimin yani vahiy Kur'an ayetlerini. Vahiy kalbiyle buluşturan bunlar necine büyük bir tefekkür ufku açıyor. İbrahim Aleyhisselam velahtusunu gömüyüm olsun diyor. Malıyla canıyla her şeyi dost oldu. Fakat ya Rabbi dedi, beni mahcup etme, kulluk yapamadım dedi. Ve hafta sünni görmeyip olsun. Çünkü ne? Yakından tanıyordu. Cenab-ı Hakk'ı yakından tanımanın mükafatına nail olmuş oldu. Resulullah Efendimiz de aynı şeyi söylüyor. Nitekim bu gaye hizmet eden alim-i mürekkebi şehitlerin karından daha kıymetlidir buyuruluyor. Cahil edebinde ne vardı? Bugün de aynı. Hiç farkı yok. Cahiliye devri devam ediyor, hidayet devri devam ediyor. Ayet-i gösteriyor ki, müşrikleri en çok üzen, اَمْمِيَتْ سَعَنُوا عَنِ Büyük haber derler. Çünkü rahat yaşıyorlardı. Haram helal diye bir şey yoktu. Hesap kitap diye bir şey yoktu. Bir kas sistemi vardı. Ani nebi büyük haber. Yani nedir bu büyük haber? Elizün fi muhtelifun tartışmaya başladı. Ya doğruysa ne yapacağız diye büyük haber. Onun için bu büyük haber susturmanın gayretinin içinde oldular. Müslüman zulmetmeye başladılar. Yani ahiret inancı onların keyfini bozdu. Büyük haber diye tartışmaya başladılar. Ya varsa ne yapacağız dediler. Alayla bertaraf edim dediler. Aynı devam ediyor bugün de. Alayla bertaraf edimler olmadı. Hakaretle bertaraf edimler olmadı zulümle bertaraf edelim olmadı. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti o müminlere iman selameti İslam'ın ihtişarına vesile oldu. Onlar bu zulmü yaptıkça Müslümanlar güçlendi. Bugüne geldiğimiz zaman günümüze gelelim şimdi. Bugün de modern bir cahile devrini yaşıyoruz. Bugün de ahiret istenmiyor medyaya baktığımız zaman. Hep nefsane arzular körükleniyor. Televizyon gösteren programda ahireti unutturuyor. Nef hayatı palazlandırıyor. İnternetin bazı sokaklarında insanlar oluyor ve ahireti unutuyor. Reklamlar unutturuyor, modu unutturuyor. Yani tamamen nefsane bir dünyadayız şimdi. İnsanlar dünya birleşti. Maddi tablo maalesef böyle. Peki manevi tablo nasıl o zaman? Toplumlar içinde bulunduğu manevi tabloyu biz göz atalım. Hak hukuk Adalet, hakkı, tevzi unutuldu. Merhamet, şefkat kalplerden kazındı. Helal haram hassasiyeti kayboldu. Zulme uğrayan mazlumların yürek yakan feryatları ayyuka yükseldi. Ne diyeyim Arakan, Doğu Türkistan, Suriye, Yemen'de ve bugün de Gazze'de buna da eklendi. Hep bu kapitalist zihniyet yani oluşturduğu güç sistemi kas sistem fakir ve garibin göz yaşına zerrece aldırış etmeden büyümeye devam ediyor. İslami hassasiyet azaldı. Vuku bulan bu menfi hadislerin faturası İslam'a mal edilir oldu. İşte en mühim işte bugün yapacak iş gayr-ı mağdubi aleyhim ve gazabı uğramış, sapıkların yolundan uzaklaşma. Gayr-ı benzememe. Hemen on Muharrem'in bir gün evvel bir gün sonra benzemeyen dedi. Ezanı nasıl cemaati çağırca beklendi. Abdullah bin gördüğü bir rüyadaki bir ezan şeyiyle Allahu Ekber'le başlayan bir ezan başladı. Yine Cenab-ı Hak bize misaller verir. İmanlarını koruyanlar. Bu Firavun'un sihirbazları. Onlar gözde bu hakikat kadar İslam'la şereflendiler. Firavun ona her türlü zulm mücadele onlar sen serbestsin dediler. Senin hükmün bu dünyaya ait dediler. Bu dünyanın üzerine geçmez dediler. O bütün en ağır zulümleri yaparken bugün Gazze'dekine biraz benzer kestiriyordu çapraz olarak hurma dağlarına asırıyorlardı. Onlar da Rabbena efri aleyna sabremet ve fena müslimin diyorlardı. Rabbena ya Rabbi üzerimize bir sabır dök. Sabır yağdır. İmanımızdan bir tabiz vermeyelim. Müslüman olan canımızı al diyorlardı. Habibi Necar öyleydi. Tevhidi korumak için razı oldu. Muhacir Ensar öyleydi. Velhâsıl demek ki bizde bu şekilde taviz verilmeyen bir iman istiyor ki Cenab-ı Hak bunları bize ayetlerle bildiriyor. Yani şunu unutmayacağız ki İslam'dan verilen her bir taviz bizdeki imanı çökertir. Efendimiz buyuruyor. Bir kavme benzeyen onlardandır. Çok ağır bir şey. Yine bir ibretli bir ayet-i kerime. Maide 51. ayetinde ey iman edenler! Yahudilere ve Hristiyan dost edinmeyin. Onlar birbirinin dostudur. Sizden kim onu dost edin çünkü onlardandır. Onunla Allah zalime onu hidayet vermez. Demek ki alışverişe dikkat edeceğiz. Boykoda dikkat edeceğiz. Zamanlı bir taviz vermeyeceğiz. Biz Müslümanın kalkınmasına gayret edeceğiz. Yine Cenab-ı Hak 55. ayette sizin verdiğini dostunuz ancak Allah'tır. Peygamberdir. Bir de Allah'ın emrine boyun eğerek namazı dost tutan veren müminlerdir. Demek ki bu üç grup Cenab-ı Hak, Peygamber Efendimiz bir de Allah'ın takva kulları bizim dostumuz. Biz onları örnek alacağız. Yine Cenab-ı Tebbes niye indirdi? Efendim amcasına indi bu. Bir lanet bildiriyor bu. Elleri korusun buyuruyor. Demek ki iman onun <laughs> layıkına muhabbet, müstahakkına nefret. Bu ölçü çok mühim. Layıkına muhabbet azalırsa, müstahakkına nefret de azalır. Temayül başlar. Allah korusun. O da imana zarar verir. Mümin kendi takva ile koruyacak. Takva nedir? Fıtrattaki, yaratıktaki nefsane arzuları bertaraf ederek ruhani istidada inkişaf ettirme ameliyesidir. İlahi müşahedenin altında olduğumu kalpte şuur ve idrak haline gelmesidir. Ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Ne istiyor bizden? Ve hüve mahkûme yine mâküldür. Nereye gitsin? Allah sizinle beraber. Zamandan, mekandan münezzeh. Bunun kulup idraki içinde olacak. Kimsenin olmadığı bir zaman, seni kim görmüyor ama Allah görüyor. Senin düşünceni kimse bilmiyor ama ve akrobilimin akru bir cenab Hak biliyor. Kalp bu idrake yaklaşacak. Yani kalp vahiyle buluşacak. Tek başka çare yok bunda. Bu da ancak takva ile mümkün. Onun için Kur'an-ı Kerim'de 258 yerde muhtelif kalıplarda takva kelimesi zikrediliyor. Takva sevabı Allah size doğruyu öğretir buyuruluyor. Dinin lezzet takva iledir. Onun için Cenab-ı Hak ya evlizine amet okullah hakkı tukati ve latumutun ilave ey iman edenler Allah'ın azametine kudretine yakışır şekilde ittika sahibi olun. Ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruluyor. Peygamber Efendimiz ben yakından nasıl tanırım? Takva nisbetini de tanırsın. Kalbin tanır. Efendim Muaz bin Cebel Yemen'e gönderirken vali olarak kendi şu nasihatte bulundu. İnsanlardan bana en yakın olanlar kim mi nerede olursa olsun Allah'a karşı takva sahibi olanlardır. Şüphesiz bir bu buyuruyor, benim dostlarım müttakilerdir. Bu şu cihan şu kain ilahi bir kitaptır. O Kur'an-ı Kerim kavli bir kitap. İşte şu kainat şu gördüğümüz çiçekler, ağaçlar binbir türlü ilahi azamet tecelli ile kudret akışları Cenab-ı Hakk'ın bir kevni ayetleridir. Yani iki kitabımız var. Bir Kur'an-ı Kerim bir de şu kainat. Kalp eğer vahiy ile buluşursa bunlar çok şey anlatır her şey çok şey anlatır kalbe. Mümin o zaman kainat kitabının sayfalarını ancak takva ile çevirir. Kalbi takva ile tezin olmamış bir kimsenin gönül gözü ilahi hikmet ve hakikatlere amadır. Kul Rabbi ile takva sayesinde buluşabilir. Cennet takva sahiplerine bir davettir. Takvanın da müşahede neticesi Ayetler buyurulan illa men bir kalbin selim. Rafine olmuş doğarken tertemiz doğdun. İbadetle, muamelatla, muhaşeretle Allah'ın o illa men bir kalbin selim tertemiz gidebilmektir. Kalbi müniptir. Resulullah Efendi o istikametinde ayan devam ettirmektir. Nefsu mutmain nedir? Allah sana ne nimet verdi? Hepsini Allah'ın seferber edebilmendir. İşte okunan ayetlerde de bizim nasıl bir Müslüman olacağız? İnsanlar ile Allah'a çağıran. Kur'an'la yaşayacaksın Kur'an'la. Kur'an çok büyük bir kültürdür. Kur'an-ı Kerim basit bir camide çocuğunu bir ay, iki ay göndermek önce bir kültür değildir. Kur'an-ı Kerim kültürü 23 sene tamamlandı. İşte orada büyük faziletler medeniyeti inşa edildi. Onun için Cenab-ı Hak buyuruyor, insanları Kur'an ile davet eden, yaşayacaksın yaşayarak davet eden, ameli salihler işleyen, ben Müslümanlardayım diyerek İslam şahit ve karakterini en güzel bir şekilde tevzi edenden kimin sözü daha güzeldir buyuruyor. Cenab-ı Hak bizden bu şekilde bir İslam, bir Müslüman karakter ve şahsi istiyor. En büyük gaflet efendimi tanıyamamak. Dolayısıyla ondan uzak kalmak, zira onu tanıyanların ondan uzak kalması asla düşer. İşte sahibi ondan hiç uzak kalmadı. Acaba şunu düşünün ben dünyada büyük bir saadet tattı. Bütün dünyevi menfaatler bir mumun erimesi gibi eridi. Acaba ben ahirette beraber olabilecek miyim endişesi başladı. Bu dünyada o gönül servetine habersiz yaşayanlar, mesela gönül serveti odur, Efendimiz beraberliktir. Bundan mahrum yaşayanlar, defenin üzerinde ömür sürüp de açlık ve sefalet içinde ölen betbah kimse gibidir. Yine ayette efendim beraber bulunan değer bir var. Rahman ve beynühüm kendi anı merhametlidir. Merhamet bir müminin imanını tescil eden bir alameti farikadır. Merhamet imanın meyvesidir. En çok merhamet edeceğimiz evlatlarımız olmalıdır. Asıl bir nesi yetiştirmek insanlık muktezasıdır. Çocuklar anne babayı ihsanla ilahi emanetlerdir. İslam fıtratı ile yetiştiren evlatların kalpleri temiz bir toprak gibidir. Ham bir cevherdir, işlenmeye muhtaçtır. İstikbalde onların gül veya diken olma, acı veya tatlı meyveler vermez, üzere atılan tohumların keyfiyetine bağlıdır. Bugün maalesef dünyevi tahsile çok ehemmiyet veriliyor. Bunun dünyevi tahsilde küçümsemek için söylemiyorum. Halbuki uhrevi tahsil daha çok önem vermek gerekir. Dünyevi tahsil dünya içindir. Esas dünyevi tahsili ahiret için kullanmak zaruridir. Ahiret tahsili de ebedi bir saadet içindir. Dünyevi tahsili uhrevi tahsili etmek zaruridir. Anne baba ne yapıyor? Aman diyor çocuğum ne şu kolejde okusun, şu üniversiteyi bitirsin, yurt dışına gitsin diye çırpınıyor. Onun için dünyevi tahsili uhrevi tahsili mezc olması zaruridir. Yani çocuğumun hayatında dini tahsil var mı? Efendim ben yazsada işte çocuğumu gönderiyorum. Bu kafi mi? Yani Rasûlullah bir tatil günde bir iki ayda mı din tebliğ etti? Eshâb-ı kirâm yirmi öğrettiği o tahsili iki ay gibi bir sürede camide öğrenecek. Allah aşkına bu nasıl? Bu kendini kandırmaktır. Bizim bir siyer hocamız vardı. Oğlum dedi, İmam Fitek okurken, Kur'an ı Kerim dikkat edin. o bir, bir cenaze kitabı değildir dedi. Mezarlık kitabı değildir dedi. Evet dedi, ölünün arkasından rahmet okuyacaksın ama dedi, sen onu örneğe nasıl yaşayacaksın onu? Yaşanan canlı bir Kur'an olacaksın. Anne babaların hakikaten çok mühim vazifeleri var. Anne babanın emniyet verip güzel bir şey geçti evladı, onu vefatından sonra da kendi bir sadaka icari olacak. Ameller devam edecek. O evladına verdiği emek kadar onu güzel ame istifade edecek mezarda da kıyamette. Fakat tersi ehmiyet vermezse o çocuk da ana babadan kıyamet günü davazı olacak. Beni ihmal etti diyecek. Yani evlatların Kur'an tahsiline dünyevi tan göze emniyetten fazla göstermeli. İşte elhamdülillah Kayseri'mizde Kur'an kursları elham gittikçe artıyor. Efendim bir sene, iki sene orada boşa geçmesin. Ya yani onun ahiret hayatı boşa geçecek öbür tarafta. Kula yardım eden kimdir? Bak iyâ kenâb müdü diyoruz. Ancak sana kulluk ederdi. Biz ne kadar Allah'a kulluk ederiz, Ve yâkene stayin, Allah'tan da o kadar yardım. Ondan şikayet başlıyor. Kızım böyle oldu, oğlum böyle oldu. Aman dua edin. Ya sen ne verdin ki ne bekliyorsun? Yani onları Kur'an lisanı öğrenmesine, bir yabancı dili öğrenmelerine gösterme ihtimamdan fazlını göstermeliyiz. Çünkü kıralsiz bir namaz olmaz. Harfler birbirine karşı mana bozulur. Rabbimiz kuluna ilmi niye ver? Fizikte, kimyada vesairede. Hep burada neyi verdi Cenab-ı Hak? Eğer kalbim var, onun için hepsini orada bir azamet ilahi düşünebilmek. Aman ya Rabbi diyebilmek. Yani kul ilahi azametin farkında olacak. Bak Cenab-ı Güneş'i misal veriyor, ay misal veriyor, atmosferi misal veriyor, çiçekleri misal veriyor, nebatatı misal veriyor, toprak terkibinden çıkanları misal veriyor. Hep bunlardan insan ders alacak, tefekkürünü artacak. Kul Cenab-ı Hak'la beraber olacak. Onu istiyor hocam. Onlar ayaktayken, oturken, yanları dururken Allah'ı zikrederler. Bu zikir nasıl olacak? Göklerin, yerin yarının derinden tefekkür ederler. Her gördüğü şeyde Cenab-ı Hak hatırlayacak. Kendin mazisine bakacak Cenab-ı Hak, yavruna bakacak Cenab-ı Hak hatırlayacak. Kim verdi onu? Şeklini, biçimini anne baba mı çizdi? Kaderini anne baba mı yazdı? Çocuk diyor, en çok anneyle ülfet eder diyor. Baba daha sonra geçiyor. Çünkü baba dışarıda olduğu için anne ülfede, anne der diyor daima. Hatta bazı yerde anne, anne diye ister diyor. Bir mümin de diyor. Kalp öyle hale geldiği zaman daima ya Rabbi, ya Rabbi diyecek. Subhanallah diyecek, elhamdülillah diyecek. Yani her gördüğü şeyde Cenab-ı Hak katılacak. Ben demeyecek, ya Rabbi sen diyecek. Maalesef değer bir husus bugün. Gençlerimiz kafelerde ömür tek gittiğini biraz İstanbul'da, burada bilmiyorum ne kadar var. Başta bu mekanları biraz kıraathane olacağı şeklinde açılmaya Burada kıraathane olacak, gelecek gençler ders alıyor. Halbuki maalesef ters yöre oldu. Kafeler maalesef nargile ve benzeri kötü alışkanlık yayıldı. Kız erkek ihtilatları normalleştirildi. Kıymetli vakitlerin ziyan edildi. Malayani, miskini ve tembirlik vasatları dedikodu gıybet nemimi mekanlar oldu. Evlatların batıla meylettiren menfi mekanların her düşünülen yavru muhafaza etmeliyiz. Zira buralar evlatlarımızın enerjilerini menfi yolda heba etmiş oluyoruz. Bir mümin yüreğinden rahmet taşıracak. Merhamet uman olacak. Bütün mahlukatı yüreğinde rahmet taşıracak. Efendimiz buyuruyor ki Nefsim kudreti olan Allah yemin ederim birbirimize merhamet etmeyen müddet cennet giremezsiniz buyuruyor. Sahabe diyor ki, sevil Rabbi, biz hepiniz merhametliyiz diyor. Rasûlullah yok diyor. Benim kastettiğim merhamet, sizin anladığınız şekilde, yani birbirinize merhamet değil, bütün mahlukata şamil bir merhamettir. Yani kapını da kediye, köpeğe, uçan kuşa, Allah hepsini insan için yarattı. Rabbimiz birbirini Allah için seven mümin kardeşinin başka bir gölgenin bulunmadığı kıyam o dehşet günde arın gölgesinde himaye edeceğini bildiriyor. Ancak bu kardeşlik iyi günlerde, rahat zamanlarda çay kahve dostu olmamalı. Bu kadar birbirini zor günlerinde maddi manevi sıkıntı bertaraf etme kardeşi olmalıdır. Bir misal vereyim. İbn Abbas var efendim amcasının oğlu. O itikafta itikafta yani birisi gölünde masum masum oturuyor. Şöyle bakıyor çok masum hüzünlü. Ayette ne buyuracağım? Sen onun simalarından tanırsın buyuruyor. Sen onun kardeşlerin bir derdim var diyor. Evet diyor borcum var diyor. Fakat ödülü de yok diyor. Yardımcı olayım mı? E, olur diyor. Tam çıkarken i̇bn Abbas diyor ki, efendim siz itikaftan çıkıyorsunuz ama diyor. Daha yeni vefat eden Vahri efendim bana buyurdu ki, bir mü'minin ciddi bir ihtiyacına bertaraf eden kişiye şu kadar şu kadar itikaftan hayırlıdır. Yani bu itikaf çok mühimdir. Efendimiz her sene itikafda bulundu. Hatta son Ramazan'da 20 gün itikafta bulundu. Fakat demek ki bazı ameller vardır ki zaruret şey olur, o itikafı bile geçer. Bugün de belki Gazze öyle. Bilemiyoruz. Bir imkanım yoksa o, dua etmemiz lazım. İnşallah yarın açılır. O kardeşim gönüllerini hoş etmeye gayret ederiz inşallah. Tam mahzun gönüller işte bir gönül al ki diyor hacı ekber olsun diyor. Yeni Mevlânâ diyor sen diyor Kâbe'nin Rabbi ile buluşursan diyor. Sen her yerde Kâbe'yi bulursun o zaman diyor. Hasan-ı Harkani Hazretleri diyor. Türkistan'dan Şam'a kadar olan sahada birinin parmağına diken batsa o benim parmağıma batmıştır. Birinin ayağına çarpsa o benim ayağıma çarpmıştır. Bir kalpte hüzün varsa o kalp benim kalbimdir. Terahim rukyan sucaz onları sen rukya varın seyden görürsün buyuruyor. Demek ki bu tekrar oraya bahsedelim. Namaza, nasıl Ramazan'da dikkat ve itina ediyoruz, camilerimizi dolduralım. Ki Allah'ın rahmeti tecelli etsin. İyâken abdü olursa ve iyâken estayin olur. Aslı saatte baktığım zaman orada bir psikiyatrik bir burhan yoktu. Herkes huzurluydu. Fakir vardı, zengisi vardı, hastası vardı. Her şey var, ve Hepsi huzurluydu. Niye? Hepsi secde et ve yaklaş bir muhatap olmuş durumdaydı fakir vardı fakat dilenci yoktu. İbrahim ile derdi öyle. Ya Rabbi de beni ve sümeyi namaz kılanlardan eyle buyur. Cenab-ı Hak bunu bildiriyor bize. Değil mi? Hep bunu yarın bize bunların Kur'an-ı Kerim'in nasıl okuduk, nasıl tatbik ettik, ne oldu bunun hesabı var yarın. Cenab-ı verdiğimiz her nimetten sorulacaksınız buyuruyor. Ondan sonra bir iç gönül alemi nasıl olacak? Cenab-ı onlar Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Mal mülk şu bu değil. Allah'ın rızası nerede bilemiyoruz. Lütfu nerede bilemiyoruz. O Cenab-ı Hakk'ın rızasını istemek. Ya Rabbi razı ol. Ya Rabbi niyetlerimizi kendi rızanla telif et. Böyle yani niyetlerimiz var fakat niyetlerimiz rızaya uygun olmayabilir. Onun için dualarda ya Rabbi hislerimizi, duygularımızı kendi rızanla telif et diye dua etmemiz icap ettiği buyuruluyor. Tabi burada olanlar min esir usulü bir secde alameti olduğunu bildiriyor. Yine Tevrat'ta İncil'de vasıfları bildiriyor Resul Efendimizin. Orada bir hizmet nasıl bir hizmet olacak? Orada bir misal veriyor Cenab-ı Hak bahçıvan diker o filiz verir, kalınlaşır. O bahçıvanı sevindir. Yani hizmet edeni sevindirir. Fakat kafir ne yapar? Öfkelendirir. Sanki günümüz. Şuraya gelelim. Mümin olmanın mesuliyeti neler? Her medeniyet kendi insan tipine yetiştirir. Bizim medeniyetimiz asıl saadet medeniyetidir. Faziletler medeniyetidir. Bizler de şahsiyet ve karakter olarak bu medeniyeti temsil etmemiz icap eder. İnsanlığa fazilet, güzel ahlaka numune olacağız insanlığa. Ve ecdat bunu oldu. Her fethettiği yerde Anadolu'nun temiz ailesini yerleştirdi. Cenab-ı Hak siz insanlığın iyiliği için çıkarın en hayırlı bir ümmetsiniz. Hem kendimiz hem de insanların hayrı için. En hayırlı ümmetsiniz, iyiliği en kötülükten sakındırırsınız. İki, İslam'a bağlılık ve samimiyetimizi, ibadet, muamelat, muhaşerette daima İslam ahlakı üzerine bulunarak canlı tutmamız lazım. O ayete geçtiği gibi aynı. Yani ham insandan kamil insan şahsiyeti meydana getirmek, irfan sahibi olabilmek ve bilginin kalbi hayata inikas etmesi ve bilhassa işte ve ve mahkum eyne bu ayet yaşayabilmek. Nerede olursun olun Allah beraberdir. İlahi kameranın, ilahi müşahedetin altında olduğumuzun idrak haline olmamız bu da bir, bir kalbin zaferidir bu. Bilginin okumanın değil kalbin zaferidir bu. Üçüncüsü İslam'ın umdelerini bazı yerde unutup kalmayacağız. Mesela aile hayatı, ticari hayat, tahsil, yani ibadet, muamele, hakuka ve ahlaki meziyetlerimize dikkat etmemizi icap ediyor. Zira Cenab-ı Hak mal ve evlatlara şeytanın ortak olacağını bildiriyor. Bilhassa bu zaman hem mallar ortak hem evlatlar ortak. Bilhassa bugün mütedeyyin anne babalar başlarına iki ellerini arasına alıp düşünmeli. Evlatlarımız gerçekten bizim evladımız olarak mı yetişiyor? Bizim karakterimizle mi yetişiyor? onun şahsiyet karakteri hangi çevreler şekillendiriyor? Onların gönüllerinde, ideallerinde, hedeflerinde hangi modeller, hangi şahsiyetler var evlatlarımızda? Çocuklarımız mı televizyon, internet, bilgisayar, cep telefonu kullanıyor yoksa bu cihazlar mı evlatlarını kullanıyor? Maalesef birçok yavrumuz bu cihazların çıkmaz sokaklarında kaybolup gidiyor. Ticari hayatımızda ilgili olan bugün aşağı yukarı bütün iktisadi piyasa bir kapitalist bir sistemin içinde cemiyet, toplum acımasız bir şekilde kapitalin pençesinde. Bu da iblisin ortak olduğu bir ticaret anlayışı. Bırakınız yapsın, bırakınız geçsin. Huzur ancak Cenab-ı Hakk'ın arzu ettiği şekilde hareket edilir. Mesela miras hukukuna dikkat edelim. Hem kul hakkı giriyor, hem de Cenab-ı 14. ayetinde bir azap vardır buyu daimi. Dördüncüsü, Rasûlullah Efendimiz kıyamette bizim halimize şahit olacak. Bu hakikat hayatımızın hiçbir anı unutmayın. Zira buyruluyor ayet-i kerimede Bakara 140. ayet. İşte böyle sizin insanlığa şahit olmanız. Yani Allah'ın dinini temsil etmeniz. Resul dese şahit olması için mutedil bir ümmet kıldık diyor Cenab-ı Hak. Hatta Nisan'ın 40. ayeti geldim efendimiz ağlamaya başladı. Her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz seni de onlara şahit o gösterdiğimiz zaman halleri nasıl olacaktır? O kadar merhamet sahibi gözden yaşlar dökülmeye başladı. Yine bir mümin dünyanın akışından bütün insanlardan kendini mesul görecek. Esâb-ı kendini bütün insanı mesul gördü ve bu mesuliyet şu dünyanın dört bir köşesine sefer etti. Medine'den kalktı Çin'e gitti, Semerkant'ta gitti, Keyraman'a girdi, Afrika'ya girdi. Yine beşincisi ahirette ikre kitabek kitabını oku Kefa bir <laughs> nefsi keliyeme aleyhası ve bugün sen hesap sorucu nefsin yeter denecek. Bütün uzuvlarımız zaman mekanda yaptığı şahit. Göz şahit. Bu gözler neler gördü? Allah sana bu gözü ne niye verdi? Sen nerede kullandı? Belki amma şükredecek orada. Kulak niye verdi? Kulak nereye muhatap oldu? Vücudun gücü derisi neye muhatap oldu? Altıncısı, Kur'an kursu yaygın eğitim ahlak ve hizmetlerimizi kendime nimet bileceğiz. Kur'an kursu, yaygın eğitim. Allah'ın yolu hizmeti kendini nimet bileceğiz. Zira Cenab-ı Hak Kur'an hizmetini ticaret eden tebur buyuruyor. En hayırlı bir ticaret bu. Üç tane vasfı var. Bir yetmiyor Kur'an'ı tilavet ederler, yaşarlar, yaşatırlar. İkincisi de o Kur'an ruhaniyeti bir namazların ikame ederler. Yine Allah'ın verdiği nimetlerine açık ve gizli olarak duruma göre infak ederler. Yine Cenab-ı Hak lentenay bir rahmetin fukun harcamadıkça Allah'a yaklaşamazsınız. Allah sana bu malzemeyi ver. Niye verdi bunu? Bu malzemeyle Allah'a uzaklaşmayın, Allah'a yaklaşacaksın. Onun için muhabbetimizin test edilmesi zorunlu. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Ayet Allah müminlerden malını ve canlarını kendine verecek cennet kazı satın almıştır. Çünkü onlar ile savaşırlar. Ölürler, öldürürler. Çünkü onlar Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da Allah'ın bir hak vaattir. Allah'tan daha çok sözünü duran kimdir buyuruyor Cenab-ı Hak. Yedincisi, ferden kendimi ihya edeceğiz. ile donatacağız ve toplumdan kendimi mesul göreceğiz. Zira ilahi yardım ancak bu sayede tahakkuk edecek. Nitekim her rekatta okumun, اِيَّاكَنَا عَبُدُوا اِيَّاكَنَا اِسْتَيْنَ Bu sebeple namazlarımızı daima cemaat halinde eda etmeye çalışacağız. Cemaatin derdiyle meşgul olacağız. Sekizinci, eğer idareci olursak, zira Peygamber'in çobansını buyuruyor. Bir çobanda şunlara şunları dikkat etmesi icap ediyor bir çobanın. Çobanın güttüğü sürünün hâlet rüyasını anlar. Demek ki anne, baba, evlatlarının durumunu hâlet rüyesine göre onları idare edecek. Onları hakkı o tevcih edecek. İkincisi, çoban sürüsünü otlak yerde yayar, orada dinlenen, orada kalanlığı kurak yeri sürmez. Bu ne olacak? Manevi bilgi, manevi ruhanet vereceksin. Çoban sürü kurtlar ve canavarlardan koruyor. İşte bu internet vesaire. Çoban hasta olan bir kuzu kurtlara bırakmaz. Onu kucağına alır, sürüye dahil eder. Çoban bazen önden gider, bazen arkadan gider, daim mesul olur, sürüyü kontrol eder. Bugün en çok bu işte internet vesaire şu bu hepsine yavrularımızın onların emrine vermemek. Şu sadece ana baba olarak şunu da dikkat edeceğiz. Hazreti Ömer'in şeyidir burada yalna. Sertliğin aşırısı kin doğurur. Sevgiyi zedeler. Hoşgörünün aşırısı da otoriteyi zayıflatır. Selamet ise orta halle bulunmak da gerçekleşir. Onu ben tekrarlayayım Hazreti Ömer'in şeyini. Sertliğin aşırısı kin doğurur ve sevgi zedeler. Hoşgörünün aşırısı otoriteyi zayıflatır. Selamet ise orta hali bulunmak da gerçekleşir. Kendimizi muhasebe etme durumundayız. İslam, bizlere ne kadar büyük bir nimet olduğunu tefekkür edebilmek. اِقْرَ بِسْمِ رَبِّكَ اللَّذِ Yaratan Rabbinin adıyla oku. En Allah'ın bu nimetine bir İslam nimetini tefekkür edebilmek. Cenab-ı Hakk'ı hiçbir zaman unutmayın. Onun için hep zikir buyuruluyor. Resulullah Efendimiz şahit bizim yanımızda olsaydı nasıl davranırdık? Nasıl düşünürdük? O haleti ruhiye hareket etmemiz, bu idraki şuur haline getirebilmesi, gayret etmemiz icap eder. Kalp terakki edecek her gördüğü şeyde Cenab-ı Hakk'a Cenab-ı bunu kimin için verdi bunlar, bu çiçekleri, bu güzellikleri? En büyük nimet, en güzel peygamber ümmeti olduk. Biz seçmedik. Lütfen Cenab-ı Hakk'ın büyük nimeti olarak. En güzel kitaba, en muhteşem kitaba Kur'an-ı Kerim muhatap olduk. Cenab-ı Hak bizleri mükerrem yarattığını bildiriyor, üstün yarattığını bildiriyor. Peki bir de mükerrem olabilmeyince bu mükerremlik neticesinde muhteşem olan cennete layık hale gelmek için ne kadar gayret sarf etmeliyiz? İslam'ı ne kadar tanıyoruz? Efendim 23 senede bu İslam'ı tanıttı. Biz ne kadar tanıyoruz? İslam hakkında kültürümüzü ne kadar artırmaya gayret ediyoruz? Zira en büyük kültür İslam kültürüdür. Ne kadar bir yaşamak, yaşamanın ve yaşatmanın gayreti içindeyiz. İslam dünya görüşünü, İslam tefekkür ufkunu ne kadar bilebiliyoruz? İslam dışı şeyler hayatımıza giriyor mu? Biz çocuklarımız günümüzde insan ruhuna zehir sepen Televizyon, internet, modern reklamların bazı programların yavrumu tesir altında mı acaba? Koruyabiliyor musunuz onları? Toplumda zerk ahresi bir dünya telakkisi karşısında bizim takvamız ne kadar? Yapılması gereken nedir? Kur'an-ı Kerim sarılmak. Zira Kur'an-ı Kerim hüden lil buyuruyor. Müttakiler için bir rehber olduğunu Cenab-ı müttakin. lil İslam'ın hayatımıza girmediği bir alan var mı? Bugün sahibi olsa nasıl bir hizmet arayışı ve gayet olurdu? Bunu tefekkür etmemiz lazımdı. En mühim hizmetimiz ne kadar? Zekat Nisab 41, Allah'ın bizi verdiği nimetlerin bedeli ne kadar? Sirac-ı Hamşu Mellesi'nin buyuruluyor. Herkesin mesulü Cenab-ı Hak kendi verdiği istidat ölçüsünde. Sana iyilik yolunda harcayacaktan sorarlar, kulü af, ihtiyat fazlasını ver. Allah size böyle ayetleri açıklar ki düşünesiniz buyuruyor. İslam bizden arzu ettiği şeyler nelerdir? İslam bizden arzu etti. Karakter ve şahit sahibi güzel bir mümin olabilmek. Kur'an kültürü mücehhez olabilmek. Kalp ve bilgi ahengini sağlayan emri bil maruf nehi ani münker insan olabilmek. Bu hani en hüzzetleri gönlümüzün feyizle dolu olması. Cömertlik, tevazu, merhametle zirveleşerek İslam'ın güzel yüzünü etrafında aksettirebilmek. Fedakarlık dünya ile yan yana geldiğinde ahireti tercih edebilmek. Muhatapları yar olmak, bağır olmamak. Tebliğde en etkili yol hal dili konuşarak etrafa pozitif yani ruhani bir enerji yayabilmek. Efendimiz misal veriyor. Hem cemaatattan misal veriyor hem de hayvanattan misal veriyor. Şöyle Muhammed'in nefsi yedi kudretinde olan yemin ederim ki büyümenin misal altından bir parça gibidir. Sahibi üfler ne toz kalır, değişmez, hiç asil durumunu kaybetmez. Yine nefsim yedi kudreti ona yemin ederim ki mümin misali arı misali gibidir. Güzel yer, güzel bırakır, konduğu dalı kırmaz ve bozmaz. Sohbetimizin sonunda bir müminin şahsi de şu vasıflarda olmalıdır. Bir ahsen. Cenab-ı Hak ahsenu buyuruyor. Yani her işi en güzel olacak bir mümin. Etrafı daima güzellikler tevzilecek. edecek. Ecmel olacak, yani her hal ve davranışı gönlü huzur ve ferahlık verecek bir Bir buket nasıl bir buket ferahlık verir. Şu çiçeği koyuyorlar bir ferahlık versin diye. Demek ki her hal ve davranışı gönlü huzur ve ferahlık verecek. Ekmel olacak. Yani her olgunluk, mükemmellik hatta ihtişam sergileyecek. Cenab-ı Hak geçirdiğim Ramazan Kadir Gecesi'ni tekrar tekrar nasip eylesin. Hayatımızın bir Ramazan haline gelebilmesi. Son nefesimizin bir cennet müjdesi olmasına cümlemizi Cenab-ı Hak Evlatlarımızı mesut ve bahtiyar eylesin. Resulullah Efendimiz aile hayatının ruhaniyetten hisler nasip eylesin. Duamızın kabulü niyazıyla Teala Fatiha.